Sayın Divan Başkanım, Divan Heyeti Başkanım, başkanlarım, saygıdeğer divan üyeleri, hepinize saygılarımı sunuyorum. Ben Kaan Kançal, başkan yardımcısı sıfatıyla bugün... Kaan Bey, bir saniye rica ederim. Salondan bir çıkacaklar çıksın ki siz rahat sunum yapın. Çünkü bir sessizlik maalesef. Mustafa Bey, Sayın Başkan, önemli değil diyorsunuz ama Haziran böyle istedi. Oylama yaptık, o çıktı. Yani bundan memnun olun veya olmayın, yapacak bir şey yok. Buyurun Kaan Bey. Evet. Salonu terk edenler biraz acele ederlerse konuşmacıya saygısızlık etmemiş oluruz. Bunun bir tanesi. Açık değil mi bunlar? Mikrofonun ikisi de açık değil mi? Peki. Ben Kaan Kançal, başkan yardımcısı sıfatıyla bu yönetimimizin 2018 faaliyetleri ve mali tablolarla ilgili bilgilendirmek üzere huzurlarınızdayım. İlk olarak kulübümüzün derneğinin altındaki amatör şubelerimiz ve bağlı iştiraklerimizin hepsini kapsayan kulüp konsolide, yani tüm kulübümüzün konsolide mali tablolarını sunacağım. Bu arada başkanımın da ifade ettiği gibi 23'ünde yaklaşık 10 gün sonra genel kurulda daha detaylı bir sunum yapacağım için bu sunumu kısa ve hızlı bir 15 dakikada bitirmeyi hedefliyorum. İlk olarak kulübümüzün konsolide borç alacak tablosu üzerinden görüşeceğim. Burada 3 tane tarih var. 31 Aralık 2017, 24 Ocak Sayın Başkanımız Mustafa Cengiz'in birinci mazbatasını aldığı tarih ve 31 Aralık 2018. Bunları karşılaştırmalı olarak koydum. Gördüğünüz gibi 24 Ocak toplam borcumuz, konsolide net alacak borç farkımız diyeyim. Biliyorsunuz bunları hiçbir zaman tek başına bir borç veya alacak olarak telaffuz etmek yanlış. Net borç alacak farkımız 1 Ocak 2018 24 Ocak 2018 itibarıyla 1 milyar 172 milyon TL. Buna karşılık 31 Aralık 2018'de borç alacak farkımız 1 milyar 265 milyon TL olarak gerçekleşti. Şimdi burada tabii şunu da takdir edersiniz ki Türk parasının bir değer kaybı söz konusu, bir enflasyonu söz konusu. Dolayısıyla Türk lirasını aynı zaman dilimi içinde karşılaştırmak doğru. Bu 1 milyar 172 milyon tutarındaki net borç alacak farkını 24 Ocak'takini bugüne taşırsak, aşağı yukarı %20 enflasyon koysak dahi 1 milyar 400 milyonun üzerinde bir değer yapacaktır ki bu gözle bakarsak göreceli olarak borç alacak farkımızda bir iyileşme söz konusu. Bunu aşağıdaki satırla da teyit ettik. Dolar olarak baktığımızda 309 milyon dolar olan borç alacak farkımız 240 milyon dolara gerilemiş durumda. Hemen gelir tablomuza geçelim. Ben bu arada ekranı göremiyorum. Bunu da göremiyorum. Karanlık çünkü. Neyse, ben devam ediyorum. Rakamlar aklımda olduğu müddetçe. Gelir tablomuz yok, tamam. Önümde notlar var, gerekirse bakarım. Kulüp konsolide gelir tablomuz. En tabii 2017 yılıyla karşılaştırmalı koydum. Genel kurulda daha böyle 6 yıl karşılaştırmalı sunarım. Ama burada daha basite indirgedim. En soldaki tabloyu takip etmenizi rica ediyorum. En yukarıdan. 700 milyon lira bir satılan malın maliyeti ile 935 milyon TL'lik bir hasılat elde ettik. Bu sanıyorum milyar seviyesinde Galatasaray Spor Kulübü'nün ilk defa bu seviyede elde ettiği bir hasılat. Bu bir rekor. Bununla birlikte brüt karımız, geçen sene faaliyet gelirimiz 36 milyon zarardan, bu sene 235 milyon TL gibi bir brüt kâra sıçrama yaptı. Bu da bir rekor. Buradan faaliyet giderlerimiz düştükten sonra ilk defa olarak
faaliyet karımız, EBITDA dediğimiz bölüm 76 milyon lira kar vermiş durumda. Buradan aşağıya o 76 milyon liranın altına baktığınızda kur farkı zararını ve faiz giderlerimizi düştüğümüzde kulüp konsolide rakamlarımız geçen yıl 425 milyon TL zarar veren kulüp konsolide rakamlarımız bu sene 334 milyon TL zararla kapandı. Daha az bir zarar ettik. Burada önemli bir yere dikkatinizi çekmek istiyorum. Bakın, bu sene 2018 yılında özellikle Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında bizim kontrolümüz dışında gelişmiş olan ekonomik dalgalanmadan dolayı maruz kaldığımız devalüasyondan kulübümüzün bu sene ettiği kur farkı zararı 231 milyon TL. Bakın, faiz gideri demiyorum, kur farkı zararımız 231 milyon TL. Biz böyle bir ekstraordinar, normalde yaşanmayan devalüasyona tabi olmasaydık kulüp konsolide zararımız 100 milyon seviyesinde olacaktı. Kulübümüz için ciddi bir fırsat kaçtı. Ama olsun, önümüze bakacağız. İnşallah önümüzdeki seneler daha iyi rakamlarla geleceğim. Bir sonraki sayfa. Burada tabii şunu vurgulamak istiyorum. Bizim gelir tablomuzda en önemli kalemimiz finansman giderimiz. Demin söyledim, kur farkı zararımız 231 milyon. Bunun üzerine şayet finansman, yani bankalara ödediğimiz faizi de koyarsak bu rakam 400 küsur milyon TL'ye kadar yükseliyor. Dolayısıyla en büyük sıkıntımız şu anda taşıdığımız borç yükü. Peki, geçmişle, geçmiş yıllarla karşılaştırmalı yönetimlerin devrettiği, taşıdığı borç yüklerine bakarsak 31 Aralık 2018 itibarıyla 206.6 milyon dolar borç yüküyle son 4 yönetimin en düşük borç seviyesine borç stoğumuzu indirmiş bulunuyoruz. Bir sonraki slayta geçelim. Evet, bu nakit akış, nakit giriş ve çıkışları gösteren bir tablo. Bunun karlılıkla bir alakası yok ama biz 24 Ocak'tan itibaren 2.205 milyon TL bir nakit girişi sağlamışız. 2.201 milyon TL de bu nakitleri çeşitli yerlere ödeyerek nakit çıkışı gerçekleştirmişiz. Bu tabloyu biz her seferinde yönetimimiz sizle şeffaf olmak adına paylaşmayı tercih ediyor. Burada bütün nakit giriş ve çıkışları detaylı olarak gözüküyor. Dileyen üyelerimize alt detayları da, kırılımları da verebiliriz. Burada ilk satıra dikkatinizi çekmek istiyorum. Ben gene göremiyorum ama hatırlayacağım. İlk satır 778 milyon bir kredi kullanmışız. 778 milyon kredi kullanarak nakit girişi sağlamışız. Kredi ana, bu kredi, bunun karşılığında ana para ve faiz ödemesi 1 milyar 108 milyon lira, bunu geri ödemişiz. Bu arada ödediğimiz ana para kullandığımız ana paradan daha yüksek. Bunların da detaylarını genel kurulda paylaşacağım. Bir sonraki chart'a geçelim. Şimdi bu chart'ta siz divan üyelerinin şunu görmesini istedim. Özetle konsolideyi bitirmeden önce. Bakın, burada 6'şar aylık dönemlerde son 5 yılın 6'şar aylık dönemlerde son 5 yılın karşılaştırmalarını görüyorsunuz. O tepede gördüğünüz kırmızı çizgi bizim sıfır noktamız. Biz 5 yıldır zarar bölgesinde dolaşıyoruz. Bizim o kırmızı sıfırın üstüne çıkmamız gerekiyor. İlk defa, 5 yıldır ilk defa bu fırsatı biz yakaladık. Ve bu 2018'de bu kur farkı zararlarını yaşamamış olsaydık, ben bugün belki de kulüp olarak size karlı bir bilanço sunuyor olacaktım. İnşallah bu yakaladığımız ivmeyi devam ettiririz ve önümüzdeki dönemde artık kar bölgesinde sizle mali tabloları paylaşıyor olurum.
Bir sonrakine geçelim. Evet, şimdi kulüp konsolideyi anlattıktan sonra biliyorsunuz kulübümüzün altında bağlı bir iştirak olan Sportif AŞ. Sportif AŞ'nin altında mağazacılık, gayrimenkul ve TV yayıncılık iştirak. Ben şimdi Sportif AŞ'nin konsolide verilerini veriyorum. Mağazacılıkla ilgili bir slide. Çok hızlı geçiyorum. Bakın 2017-18 karşılaştırmalı mağaza satış adetleri ve yapmış olduğumuz cirolar. 1.7 milyon adetten 2.5 milyon adete yükselttik 2017-18. Satış ciromuzu 83.9 milyon TL'den 130.7 milyon TL'ye yükselttik. Peki şu anda ülkemizin içinden geçtiği ekonomik sıkıntılardan dolayı biliyorsunuz en fazla darbe yiyen tüketim sektörü, perakende sektörü. Tabii ki bir takım sıkıntılar yaşıyoruz mağazacılık olarak. Bayilerimizle ödeme problemi, tahsilat problemi yaşıyoruz. Ama sonuçta bu Türkiye'nin ekonomik durumu gidene kadar onlar bizim iş ortaklarımız. Sadece iyi gün dostu değiliz, kötü gün dostuyuz da. Dolayısıyla bu süreçleri de birlikte atlatmak üzere bir takım çalışma ve projelerimiz var. Bunları da daha detaylı olarak genel kurulda anlatacağım. Geçelim bir sonrakine. Bu gene stat doluluk oranlarıyla ilgili bir grafik. Sanıyorum 9 yıl. 9 yıl boyunca yeniden 36.714 seyirci ortalamasıyla 9 yılın en iyi seyirci stat doluluk ortalamasıyla ilerliyoruz. Bu da açıkçası bizim taraftarımızın bize nasıl destek verdiğini gösteriyor. Bu arada bununla birlikte futbolla ilgili bir iki veri paylaşmak istiyorum. Biz 2017-18 sezon, biliyorsunuz Sportif AŞ'nin mali hesap dönemi sezonluk, yıllık değil dernekteki gibi. Biz 1 Haziran 2017'de açtığımız 2017-18 sezonunu 31 Mayıs 2018'de tamamladık. 31 Mayıs 2018 tarihiyle ilgili mali verileri sizle defalarca paylaştım. Bugün size 2018-19 sezonunun mali verilerini anlatacağım. Yalnız 2017 ile ilgili 2017-18 sezonu ile ilgili şunu söylemek istiyorum. Sporcu ücretleri, yani futbol takımımızın sporcu ücretleri olarak 71 milyon euro ödeme yaptık. Fesih hakkı ve kur farklarını da koyarsak 9 milyon üzerine. Kadro, teknik kadromuz için 3 milyon euro. Sportif AŞ'nin tüm idari giderleri personel için ödediğimiz ödemeler de 6.4 milyon. Bütün bunların toplamı 89.4 milyon euro 2017-18 sezonunda sporcu ücreti ödedik. Bu bizim toplam gelirimizin, Sportif AŞ'de toplam gelirimizin %77'sine tekabül ediyor. UEFA bu rasyo, bu veriyle ilgili acil bizden tedbir almamızı istedi. Biliyorsunuz kriterlere tabiyiz. Biz 2018-19 sezonunu, yani bu içinde yaşadığımız sezonun bu ücret bütçesini 76 milyon olarak belirledik. Yani 89.4 milyondan 76 milyon euroya indirerek böyle bir bütçe belirledik. Hedefimiz toplam gelirimizin %60 seviyesini yakalamak. Bunun için de biliyorsunuz bir transfer dönemi geçirdik. Burada yapmış olduğumuz transferlerle, onu da söyleyeyim, bunları kapa bildirdiğimiz için söylememenin bir mahsuru yok. Tam 11 tane, pardon, 6 tane futbolcu satarak 29.2 milyon euro bonservis geliri temin ettik. Bu 29.2 milyon euroyu da bonservis bedeli ödeyerek 6 tane sattığımız futbolcunun yerine 11 tane futbolcu aldık. Ve bunları maaş seviyelerinde daha aşağı düşürdük. Bu çabamızla, bu mühendisliğimizle UEFA listesi
kriterlerine uygun olarak bonservis gelir ve gider dengemizi düzelttik ve kriterlere uyum sağladık. Bu sayede de UEFA'nın bizle ilgili çok ciddi bir memnuniyeti var. Bu verilerden sonra Sportif AŞ'nin 6 aylık gelir tablosuyla ilgili bilgi vereceğim. Gene biliyorsunuz bu sezon 1 Haziran'da başladı. 2 çeyrek yaşadık. 6 aylık verileri Kasım sonu itibariyle kapa bildirdik. Geçen senenin ilk 6 ayı, bu senenin ilk 6 ayı. Son kolon bize ait. Bakın 29 milyon lira olan brüt karımız 194 milyon lirayla rekor bir seviyeye yükseldi. Faaliyet giderlerimizi düştüğümüzde faaliyet karımız, zararımız geçen sene 16.9 milyonken bu sene 134.3 milyon TL seviyesine gene rekor bir seviyeye çıktı. Buradan finansman giderlerimizi düştüğümüzde 2.9 milyon gibi 6 aylık bir kar açıkladık. Burada tekrar bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Şayet bu sezon, bu 6 ay içinde yaşadığımız devalüasyondan dolayı bu gelir tablosunda yazan, bakın bankalara ödediğimiz faiz gideri hariç, kur farkı zararımız 100 milyon lira. Eğer bu olmasaydı biz aşağıda 103 milyon lira kar açıklıyor olacaktık. Evet, bir sonraki tabloya geçelim. Burada şimdi bu 6 aylık karşılaştırmalı son 1 2 3 4 5 6 yılın 6 aylık karşılaştırmalı daha güzel gözüksün diye hazırladığımız bir grafik. Sportif AŞ'nin demin gösterdiğim gelir tablosunun 6 yıllık geriye giden bir özeti. Burada şunu söylemek istiyorum. Griler her dönemde ödenen kur farkı zararları ve finansman giderleri. Griler. Sadece kur farkı ve finansman giderleri. Kırmızıya artı olarak değil, kırmızının içinde. Kırmızıyla belli olan giderlerimiz içine dahil onlar. Ben onları niye öyle koydum? Ayrıyeten bütün dönemleri görün diye. Sarılarda bizim gelirlerimiz. Bakın 6 yıldır ilk defa gelirlerimiz giderlerimizi geçti ve 2.9 milyon lira kar verdik. Bu bizim için açıkçası çok sevindirici bir tablo. Geçen seneyle bakarsak şuna da dikkatinizi çekmek istiyorum. Gri, yani biz burada kar verirken gri kolona bakarsanız en fazla kur farkı zararı ve faizi ödememize rağmen biz kar ettik. Bu arada burada bir şey dikkatimi çekiyor. Bu geçen seneki gri kolonda 101 milyon yazıyor kur farkı ve faiz. Bunun yanlış olduğunu düşünüyorum. Bu 90.5 milyon olması lazım. Meltemciğim sen bunu bir kontrol et. Yanlış kayda geçmesin. Ben devam edeyim. Sonra eğer doğruysa haklıysam düzeltelim. O 101 milyon 90.5 milyon olması lazım. Devam edelim. Evet, bu grafik deminkinin farklı bir anlatımı. 6'şar aylık zarar bölgesinden artık sıfır noktasının üstüne çıkıp kar ettiğimizi ve artık nefes alabildiğimizi gösteren bir grafik. Umarım bunu bundan sonraki süreçte bir daha terse çevirmeden devam ettireceğiz. Devam edelim. Bunun aynı şekilde dolar olarak gösterimi. Geçelim bunları. Anlattım zaten. Bunu da geçelim. Geçelim. Evet. Son olarak 2018 onaylanan bütçeyle gerçekleşen rakamlar. Şimdi en alta bakarsanız tablonun sol tarafı sizin bize onayladığınız bütçe. Sağ tarafı da bizim gerçekleştirdiğimiz.
siz bize 262 milyon TL zarar bütçe onayladınız. Biz 225 milyon zararla 37 milyon daha az zarar ederek 2018'i tamamladık. Şimdi ben aşağıda bir kutular var. Kutuyu içine aldım. Onun altını önce anlatacağım. Alt kısımda hemen kutunun altındaki satıra bakarsanız diğer gelir giderlerimizde tablonun sağ tarafında 25 milyon bir ödeme görüyorsunuz. Bakın bu SPK mevzuatı gereği Sportif AŞ ile derneğimiz arasında statın doluluk oranlarıyla ilgili bir hasılat paylaşımı sözleşmesinden kaynaklanan ödemek zorunda olduğumuz derneğimizin Sportif AŞ'ye ödemek zorunda olduğu 18 milyonluk tutarın içinde olduğu bir tutar. Bu sözleşmeyle sabit. Bununla ilgili bizim yönetimimizin yapacak bir şey yok. Neler yapılabileceğini inşallah genel kurulda değineceğim. Bir alt satıra inersek faiz giderleri. Derneğimizin finansman eksiğinden dolayı kullandığımız kredilere ödediğimiz faiz gideri 59 milyon. Kur farkı giderleri gene kur farkı zararından dolayı ödediğimiz 54 milyon. En son satırda 79 milyon olarak gördüğünüzde derneğimizin Sportif AŞ'ye borcundan kaynaklı gene SPK mevzuatı gereği Sportif AŞ'nin derneğe kestiği faiz faturası. Şimdi ben bu kalemleri niye ayırdım? Bu kalemler bizim sözleşmelerle ve finansman giderleri, kullandığımız kredilerle bağlı ödemekle yükümlü olduğumuz ödemeler. Bu arada bir dipnot düşeyim. Şu anda kulübümüzün Sportif AŞ'ye borcu 358 milyon TL. 31 Aralık itibarıyla. Bununla da ilgili bu faizleri yememek için bir hal çaresi bulmamız gerekiyor. Bu konularla ilgili de yapacaklarımızı inşallah ileride paylaşacağız. Şimdi geldim esas bizi ilgilendiren, yani bizim faaliyetimizi ilgilendiren o kutudaki toplamları. Şimdi biz 112 milyon gelir bütçelemişiz, onay almışız. 5 milyon şaşmayla gelirimizi gerçekleştirmişiz. Bunun 2 milyon lirası sponsorluklardan gelen eksik, 3 milyon lirası da stopaj açığımız. Bunun karşılığında 116 milyon gider, 116 milyon gider bütçelemişiz, 118 milyon gerçekleşmiş. Ben o rakamı tam çıkarınca aradaki fark 1 milyon 300 bin. TL. Yani çok düşük bir oranla gider bütçemizi de yakalamışız. Gerçi ben o 1.3 milyona da itiraz ediyorum. Burada şimdi farklı konuşmayayım. Olmaması gerekir. Fakat şunu söylemek istiyorum. Biz bunun giderlerimizin eksik gerçekleştiğini önceden fark ettik. Ve tablo daha kötü bir hale gelmesin diye her ay bir önceki ayın kapanışını kontrol ederek bir mali bütçe disiplini getirerek giderlerimizi kestik. Yani biz perşembenin gelişini çarşambadan gördük ve tedbirlerimizi aldık. Bunu niye söylüyorum? Bu Galatasaray'da ilk defa olan bir şey. Ben bu kulübe geldiğimde böyle değildi. Şimdi biz günü yakaladık mali işler olarak ve günü gününe hesaplarımızı takip ediyoruz. 4 milyon olarak bütçelediğimiz zararı 10 milyon olarak kapadık. Yukarıdaki tabloda söylüyorum. Aşağıda 37 milyon daha az bir zararla sizlerden aldığımız bütçe onayını 37 milyon daha iyi bir rakamla gerçekleştirdik. Şimdi ben bunun, bu rakamlar tabii küçük ve karışık, gene bir sonraki chartta bir özet hazırladım. Şimdi bakın bu TL, geç dolara geçelim. 9 yılın o TL, evet. Son 10 yılın spor şubelerimizin gelir ve giderleri.
Son 10 yıl. Eksi 9 milyon dolarla şu ana kadar Galatasaray Spor Kulübü Derneği amatör şubelerimizin yaptığı en iyi performans. Yeterli mi? Değil. Çünkü biz orada gördüğünüz 9 milyon zararı çok yakın bir gelecekte sıfırlayıp artıya geçireceğimizin şimdiden size sözünü veriyorum. Beni dinlediğiniz için bir dakika, o şey ne oldu? 90. Tamam, yanılmamışım. 101 değil 90.5 kayıtlara geçsin diye düzeltiyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sayın Kançal'a komprime ve son derece bilgilendirici açıklamalar için teşekkür ediyoruz.